Herkese merhabalar. Nil Sezer ile Seyir Alem programındasınız. Tekerleğin değmediği yer Marassa. Milattan sonra 1. yüzyıl Romalı komutan Germanicus kurduğu şehir Germanipolis. Anlamı yiğit insanların yaşadığı yamaç ve bir diğer anlamı cennet bağları ve benim favorim kesinlikle bu. O zaman ne diyoruz? Ermenik seyrimiz devam ediyor. Tarihe geçmeden önce biraz coğrafi konumuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Peki Ermenek nerede, nereye bağlı? Ermenek, Kahraman'a bağlı bir ilçe. Kahraman merkeze yaklaşık 120 kilometre kadar mesafede. Kahraman Başyayla ve Sarıveliler ilçeleriyle Antalya Gazipaşa, Mersin, Anamur, Gülnar ve Mut ilçeleriyle komşudur. Yaklaşık 4500 yıllık bir tarihin ayak izleri var bu coğrafyada. Hititler, Romalılar, Bizanslılar gibi pek çok kültür gelip geçmiş bu topraklardan. Bunlardan Roma dönemi tam 200 yıllık bir süreç. Din savaşlarının olduğu dönemde Hazreti İsa'nın havarilerinden Barnabas'ın Taşeli Ermenek'ten geçtiği tarih kitaplarında yazan bilgiler arasında. Ermenek'te bulunan ilk Hristiyanlık dönemine ait kaya mezarları ve kaya manastırları da bunun sağlamasını yapar gibi ve yine Roma-Bizans döneminde 10 piskoposun bağlı bulunduğu bir piskoposluk merkezidir. Decapolis Isavria. Ermenek'te bulunan İlk Hristiyanlık dönemine ait kaya mezarları ve kaya manastırları da bunun sağlamasını yapar gibi. Roma, Bizans döneminde 10 piskoposluğun bağlı bulunduğu bir piskoposluk merkezidir. Decapolis Isavria. Ermenek'le ilgili bir diğer önemli detay da Karamanoğulları Beyliği'nin başkenti olduğu bilgisidir. Şimdi diğer güzellikler ve tarihi özellikler için seyrimize kaldığımız yerden devam edelim.
Ermenek seyrimiz devam ediyor. Ermeni'ye gelip de asırlık Ermenek helvasını görmeden, tatmadan buradan gitmek olmazdı. Ermenek helvasının çok önemli bir farkı var diğer helva çeşitlerinden. Daha organik, asırlar öncesine dayanan bir hikayesi var ve nasıl yapıldığını ve özelliklerini sormak için hemen mikrofonu Ali Bey'e uzatıyorum. Ali Bey, siz bir tanıyabilir miyiz? Ben Ali Aydoğlu. Babamızdan kalan meslek bu. Eski 64'ten bu tarafa devam eden bir meslek. Şimdi bunun özelliği bizim bu Ermenek yöresinin pekmezinden olması. Doğal, daha şeyci, doğal üretilen bir pekmez. Yani şeker kullanılmadan. Şeker kullanmayız. Şeker kullan. Bunun içerisinde tahin, pekmez ve çoğun var. Şimdi çok eski zamanlarda biliyorum ki insanlar şeker yerine pekmez kullanıyorlardı. Tabii pekmez kullanır, evet. Şeker sanayi geliştikten sonra daha çok şeker tercih edilir oldu ama doğrusu aslında organik olanı, insan sağlığına yararlı olanı pekmez. Tabii pekmezden olan, yani bu eskiden beri Ermenek'te mesela 300 yıldan beri, 300 yıl falan geriye dayanıyor bu. Ermenek böyle bir helva ustalar üretmiş, o ustalardan devam ederek. Babamızdan bize geçti, benden oğlana geçti. Böyle mekanı yeniledik, devam edip gidiyoruz. Şimdi okuduğum kaynaklara göre Ermenek'te, Ermenek helvası eskiden kış yiyeceği olarak tüketilirmiş. Hani burası 1400 takım ve oldukça kışları sert geçen bir coğrafya. Ama bir süre sonra artık yaz kış tüketilir olmuş ve artık namı yürümüş. Tüm Türkiye bilir ki Ermenek helvası çok özeldir. Doğrudur. Yani daha önceleri mesela babam zamanında çalışırken biz bunu sadece 8 aylık ya da 6 aylık kış sezonunda yapardık. Yazın bırakırdık. Ama şimdi millet bunun tadını aldık sıra bunu yaz kış tüketmeye başladı. Yaz kış biz şu anda devam ediyoruz. O zaman Ermeni'ye gelen yerli ve yabancı turistler bu helvadan almadan gitmez. Tabii tabii, devamlı gelirler. İşte mekanı burayı da yeniledik, biraz daha değişiklik yaptık. Daha böyle makineleşmeye gittik. Daha doğal ürün veriyoruz. Şimdi helvanın nasıl yapıldığını görmek için üst kasaya çıkıyoruz efendim. Şimdi bu muhteşem helvanın tadına bakma zamanı. Şöyle bir parça alayım. Çok güzel. Pekmez tadı geliyor ağzıma. Gerçekten çok güzel. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet, ben bayıldım. Aslında helvayı hiç sevmem ama bu çok farklı. Evet, bunun farklı. Bunun özelliği yani, pekmez tadını tam ağzınıza aldığınızda alabiliyorsunuz yani. Ve enerji veriyor değil mi? Enerji verir tabii. Şimdi biz bugün Ermeni'ye gezeceğiz. O zaman ben enerjimi aldım dolayısıyla. Evet, doğrudur. Bu iki dilimle tüm Ermeni'ye gezebilirim. Doğru, enerji verir, doğrudur yani. Çünkü pekmez. Peki, size de teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi seyrimize. Yuttuktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese merhabalar. Rota yapmanın en güzel taraflarından biri, bazen siz plan yaparsınız, gittiğiniz coğrafyada çok daha farklı özellikle ve güzellikte eserler, güzelliklerle karşılaşırsınız. Şu anda tam da böyle bir şey.
karşımıza çıktı. Ne demek istiyorum? Mabedin ve mezarın yan yana bulunduğu Anadolu'da ve dünyada tek İkiz İni Mabedi ve Tarihi Öğren Yeri'nden sesleniyoruz sizlere. Burası Ermeni Güneyyurt bölgesinde. Çok sağlam bir hikayesi var. Şimdi bu hikayeyi Karamanoğulları döneminin tarihini araştıran çok önemli bir hocamızdan alacağız. Şerafettin Güç hocamız bize buranın hikayesini anlatacak. Hocam merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi Güneyyurt'ta ağırlamaktan, böyle bir güzelliğin içerisinde bulmaktan şahsen ben çok mutluyum. Biz de çok sevindik ve mutlu olduk. Çünkü az önce de söylediğim gibi bazen plan yapıyorsunuz. Rotanızın dışında, çok planlamanızın dışındaki yakaladığınız güzellikler çok enteresan olabiliyor. Bence yaptığımız işin en güzel yanlarından biri de bu. Ve biliyorum ki Ermeni Karamanoğulları'nın başkenti. Evet. Bu bağlamda çok önemli, sağlam tarihi olan bir coğrafya. Evet, ve şimdi bu İkiz İni ile ilgili o güzel hikayeyi sizden dinlemek isteriz. Aslında tesadüfler insana hayat veriyor, biliyor musunuz? Yani bir güç veriyor, böyle enerji veriyor. İyi ki geldiniz her şeyden önce. Şimdi bulunduğumuz yer, biraz önce de sizin ifade ettiğiniz gibi, Türkiye'de tek. Fakat yukarıda gördüğümüz objeler Malatya'da var. Ama hem mabedin hem de efendim mezarın olunduğu başka bir yer yok. Şimdi buradaki figürleri şöyle dikkatli şekilde inceleyecek olursak, bir kere öncelikle bir aslan var, erkek aslan. Ve avını yakalamış. Avın üzerine oturmuş, iki pençesinin de diğer avının üzerine bastırmış. Efendim orada bir tane bir boğa veya geyik figürünü de anımsatan bir obje var orada. Ve iki boğumlu büyük bir ejderha tipinde yılan var. Ejderhana dikkat ederseniz yılanın dili dışarıda. Bir şey soracağım. Şimdi biz ejderha diyoruz ama yılan... Ejderha. Farklı. Kafam karıştı. Hangisi doğru? Farklı. Aslında bu büyüklük açısından ejderha mitolojide geçen ismidir. Yılanın en büyük kısmı. Zaten bu figür de bizim mitolojide nedir? Tarsus bölgesinde efendim Şahmeran. Şahmeran. Hani Tarsus bölgesinde efendim Antakya'da, Mardin'de çok konuşulan bir şey var. Mitolojik bir hikaye var. İşte bu Şahmeran hikayesinin doğduğu yer burasıdır. Hitit mitolojisinde de İllyuanka masalı vardır. Hani ilgilenenler, merak edenler bunu açar, okurlar. Hani İllyuanka masalı nedir diyerekten. Orada zaten bunun şuradaki gördüğümüz figürün hepsini o masalın içerisinde görmemiz mümkün. Bu figürler biraz inanışlarla da alakalı değil mi? Çünkü evet. Neden? Mitra inancı, biz Adrasos Balabolu Mut çekimlerinde yakalamıştık. Evet, evet. Aslan, daha doğrusu boğayı parçalayan aslan. Bu Mitra inancının, hani bu yer altında yaşayanlar, çok eski bir inanç ve tarihi geçmişte sadece Anadolu'da olan. Bu da öyle bir figür olabilir mi? Yani bir inancın simgesi olabilir. Gayet tabii. Şimdi burada aslanı görüyoruz. Aslan nedir? Güç simgesidir. Yani hele Hitit mitolojisinde baktığımız zaman bu aslanı görmemiz lazım. Bu arada şunu da Hitit mitolojisi derken şunu da anlatmamız lazım kısaca bir şey. Biz neredeyiz şu an? Hangi atmosferdeyiz? Hani tabiat olarak. Taşeli. Taşeli. Hangi dağların üzerindeyiz? Toros'ta. Toros dağlarındayız. Peki o zaman Toros ne demek? Bunu biz Hitit mitolojisinde yakalayabiliyoruz. Toros boğa demek. Yani boğanın boynuzu. Hitit'teki bu Hititlerin yaşantılarına baktığımız zaman Hitit kralları boğanın efendim boynuzundan güç almışlar.
Bu var hani. Hatta depremlerin boğazını, boynuzunu sallamasından falan. Onun için yani boğa dediğimiz zaman bin boğa dağları var bakın. Niçin bin boğa denmiş? Yani bu Toros dağlarının anlamını da Hitit mitolojisinin içerisinde burada biz görüyoruz. Yani şu atmosfere baktığımız zaman bu var. Şimdi tabii konumuz buradaki figürler olunca. Aslanı biliyoruz, güç, kralların gücü. Bunun yanında bir tane ne var? Efendim bir boğa var. Beslenme için şart olan bir olay. Yılan var. Yılan nedir? Bütün tıp ilminde yılan daima semboldür. Yani o zehri tedavi ediyor. Orada bir de kırıldı ama şu anda onun yerini görebiliriz. Baykuş var. Baykuş da bilgeliğin bir temsili. Aslında bizim toplumumuzda baykuş uğursuz diyebilir ama hep mitolojide ve ben okuduğum kaynaklarda bilge. Bakın tasavvufta şey anımsadım siz böyle söyleyince, tasavvufta baykuşun yeri çok farklıdır. Baykuş bir 24 saat içerisinde bir sefer öte bağırır. O kadar bir kötü bir sesi vardır ki o durduğu yerde ve avı o bağırmadan sonra bağırır. Yani ben öyle temsil ediyorum, o sesi verdikten sonra ayağının altına gelir. Baykuş hiçbir zaman gidip böyle bir mücadele etmez. Tasavvufta da böyle bir şey vardır. Hatta biliyorsunuz tavus kuşunun da tasavvufta yeri var tabii. O kadar güzelliğin içerisinde ayakları çok çirkindir, hep kafası yerdedir. Hani mütevazilik açısından. Olay bu. Tabii bu arada Güneyurt'u da şöyle bir görmek istersek, Güneyurt Taşeli platosunda Karamanoğulları tarihi açısından çok çok önemli bir bölgedir. Hemen şu yukarıdaki dağ kesiminde Sibida Antik Kenti'ni görüyoruz. Sibida Antik Kenti'ni görüyoruz. Karşıda biliyorsunuz Zeonopolis'in yaşadığı Kisse harabeleri var. Bizans'a Zeonopolis bir komutan olarak gidiyor. Sonradan Bizans'ın imparatoru oluyor. Yaşadığı yer burada. Yani bu Ermenek bölgesi, Güneyurt bölgesi, Taşeli platosu böyle gizli kalmış bir tarihin ortasındayız şu anda. Kesinlikle. Çünkü 4500 yıldan söz ediliyor. O en az bilinen. Hatta bazı kaynaklar 5000 diye yazmıştı ama ben emin olamadığım için 4500'ü telaffuz etmeyi tercih ettim. Bizans, Roma, Hitit, Karamanoğulları, Osmanlı gerçekten muhteşem bir coğrafya. Vallahi çok süper bir tarih. Luvi dilinde katalım. Yani Roma'dan önce eski Hitit, Luvi dili var burada. Yani Luvilerin eserlerini göreceğiz burada. Şimdi buradaki ziyaretimiz bittikten sonra ben sizi bir yere davet edeceğim. Ve umuyorum ki hayatınızda ilk defa orayı göreceksiniz. Ve Karamanoğulları tarihi içerisinde bu anlatılmaz yani. Orada yaşamamız lazım o duyguyu. Bir şahsiyetin mezarı burada, Güneyurt'ta. Şimdi ben şaşırdım. O zaman bir de orayı görelim. Evet, oraya gidelim. Peki, evet. İkinci bir sürpriz için seyrimize devam edelim. Mekan dedik. Burası Karamanoğulları beylerinden Kerimüttin Karaman Bey'in torunu efendim Sultan Bedrettin Mahmut
Urum Seydi Bey'in oğlu. Beylik yılları ise efendim 1300 ile 1310 yılları arasında beylik yaşamış bu Sultan Bedrettin Mahmut Bey. Karamanoğulları. Tabii Karamanoğulları. Bunun oğlu Alaaddin Ebu'l-Feyt, yani fetihlerin babası, en büyüğü anlamındaki Şücaeddin Mırza Halil Bey. Tane tane okuyorum ki bir karışıklığa meydan vermemek için. Bu da 1333 ile 1348 yılları içerisinde saltanat sürmüş kardeşiyle beraber. Bu zatın mezarı Ermenek Spas Camisi'nin haziresindeyken oradan yol geçtiği için oradaki mezarları böyle yerlere nakletmişler. Şimdi burada yörede buraya Halil Bahadır Tekkesi veya Zaviyesi diyerekten anılıyor. Hemen bizim şu ileride gördüğümüz tepede bir zaviye, bir medrese vardı. Zaten burada medresenin temel taşlarını ve şeylerini, yapının kalıntılarını görmemiz mümkün. Efendim bu zatın, yani Halil, yani Mırza Halil Bahadır Bey'in zamanında ilk defa Türkçe Kur'an-ı Kerim tefsiri girişimi yapılmıştır. 1314 yılı. Yani 1314'te Kur'an-ı Kerim'in ilk tefsirini yapan devrin o yapan şahıs bu. Şimdiki ziyaret. Gerçekten sürpriz oldu ama. Evet. Şimdi bu zatın evladı ise Alaaddin Ali Bey, Ermenek efendim Yassıkaya mezarındaki türbede mevhum. Mezarı da Ermenek'te. Şimdi Ermenek merkezine 18 kilometre mesafede olan ve şu anda da Ermenek Barajı'nın suları altında kalmış olan Görmeli Köprüsü vardı. Görmeli Köprüsü de 1306 yılında, Hicri 706, miladi 1306 yılında da Karamanoğlu beylerinden Mahmut Bey'in oğlu Mırza Halil Bahadır Bey ile Bedrettin İbrahim Bey'in ortaklaşa saltanat sürdüğü, Karamanoğulları'nın idare ettiği dönemde o köprüde bu zatın zamanında yapılmıştır. Yani buradaki şahsiyetin önemini arz etmeye çalıştım. Karamanoğulları hiçbir zaman tek başına bir şahıs olaraktan tarihte yönetilmemiştir. Daima kardeşler ittifakıyla yönetilmiştir. İsterseniz bir mezarı bir girelim. Tamam, evet. İçerideki görselleri de hep beraber bir görelim. Evet, şimdi bu köklü tarihin devamını, mezarın içini daha yakından görmek için devam edelim. Hocam bir şey dikkatimi çekti. Başlıkta kırk. Efendim işte, burada tabii üzücü bir olay var. Bilinçsiz bir hareketin semeresi bu. Bu mezar başının içindeki bu kavur içerisinde herhangi bir hazine saklı diyerekten bilinçsiz kişilerce kırılmış. Tarih katledilmiş. Evet, tarih katlediliyor. Bu da bu define avcılarının bunlara söyleyecek laf dahi bulamıyorum. Aslında tarih katlediyor da bir de burada dini bir mekan, mezar en özelimiz, en evet, yani Türk, dokunulmazımız. Türk İslam medeniyetinde hiçbir zaman, yani geleneğinde böyle bir uygulama, bir şey yok. Mezara saygısız. Yok, olmaz yani. Bunu yapanlara ben kınıyorum. Yani lanet kelimesini kullanmaktan dahi itina ediyorum. Üzücü bir olay maalesef. Ki şuradaki gördüğünüz zat, biraz önce anlattığım gibi Mırza Halil Bahadır Bey'in mezarı. Evet. Karamanoğulları'na efendim tarihine mühür vurmuş bir zat. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin ve gerçekten böyle olmamalıydı.
Ben de kendi adıma bu görüntüyü gördüğüm zaman ürperdim açıkçası. Hem üzüldüm hem ürperdim. Lütfen tarihi mekanları biraz daha benimseyelim. Çünkü geçmişimize sahip çıkmazsak geleceğimiz hiçbir zaman olmayacak. Bu farkındalığın herkes tarafından benimsenmesi dileğiyle diyelim. Ve şimdi devam edelim. Şimdi türbeden çıktık, pekmez kaynatılıyor ve hemen ben bir merhaba demek istiyorum. Merhaba teyzem. Merhaba kuzum, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz kuzum. Kolay gelsin anne. Sağ ol, sağ ol. Ne yapıyorsunuz, bu kazanla ne var? Kestiriyoruz. Cına soğuyacak, pekmez yapacağız. Pekmez olacak. Olacak inşallah. Anladım. Karıştırılıyor mu bunlar? Nasıl pişirecek? Karıştırıyoruz, orada savuruyoruz. Bir sürü iş diyoruz. Bir sürü iş. Biz çabucak tüketiyoruz ama... Burada, o sofraya gelene kadar neler oluyor? Neler oluyor? Çok eziyeti var. Değil mi? Evet. Çok eziyeti var bu. Peki şeker mi tüketir Ermenek'te insanlar, pekmez mi? Pekmez. Neden? Pekmez şeker gibi değil. Doğal olduğu için. Tabii. Doğal olduğu için. Tabii, ben bilemiyorum onlarını da unutuvereyim. Tamam, elinize sağlık o zaman. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Çok sağ ol kuzum. Evet, Anadolu'da ve özellikle Ermenek'te insanlar eski çağlarda... Şeker sanayinin gelişmediği dönemlerde tat ve tatlandırma ihtiyaçlarını pekmezle karşılıyorlardı. Bu son derece doğal, organik ve aslında en doğrusu olan insan sağlığı için. Ve Ermenek'te pekmez anlamında çok nam salmış ünlü bir ilçe. Şimdi seyrimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi de Ermenek Gülpazar Mahallesi'nde bulunan Ermenek Ulu Camii'nin önündeyiz.
Bu cami 1302'de Karamanoğlu Mahmut Bey tarafından yaptırılmış. Özelliğine gelince Ermeni Kalesi'nin hemen altında bir yerde konuşlandırılmış ve şehre hakim bir görüntüsü var. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ve hala bütün büyük şehirlerde hemen hemen ulu camilere rastlayabilirsiniz ve ulu camilerin mantığı şudur. İster Osmanlı zamanında, ister Selçuklu zamanında, isterse Karamanoğulları zamanında olsun, hepsi ait oldukları dönemin ihtişamını yansıtan bir diğer deyişle o dönemde prestij göstergesidir. Bu cami de gerçekten dikdörtgen planla yapılmış taş işçiliği, hemen Ermeni Kalesi'nin altında. Ama sadeliği ve mimarinin eşsizliği gerçekten çok etkileyici. Ulu Cami, Ermenek'te bulunan camilerin en büyüklerinden biri ve Karamanoğulları döneminden kalma önemli bir eser. Basit ama gerçekten çok ihtişamlı görünüyor. Şimdi seyrimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dil bir devletin en önemli enstrümanlarından birisidir ve dil eğer başka devletlerin diliyle besleniyorsa bu durum devletin diline, geleceğine, geleneğine, sosyal hayatına ve kısacası tüm geleceğine etki eder. Karamanoğlu Mehmet Bey 1277'de yayınladığı bir fermanla Arapça ve Farsçayı yasaklar ve Türkçeyi devletin resmi dili olarak kabul eder. Ferman şöyledir. Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve sayranda Türkçeden başka bir dil kullanmayacaktır. Defterler dahi Türkçe yazılacaktır. 13 Mayıs 1277. İşte bu nedenle her yıl 13 Mayıs'ta Türk Dili Bayramı kutlanır çeşitli yerlerde. Şu anda Ermenek, Balkusan köyünde bulunan Karamanoğlu Mehmet Bey Kültür Merkezi'ndeyiz. Kültür Merkezi'nin bahçesinde büstlerin altında çok güzel Türkçe ile ilgili bir takım özlü sözler var. Bunlardan bir kısmını ekranlara taşımak istiyorum. Yusuf Has Hacip, 1017-1077, 1077 aralığında. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Aklın süsü dil, dilin süsü sözdür. Sözün gözsüzlere göz olsun. Kutatku birlikte. Evet, sözün ne kadar önemli olduğunu, dilin ne kadar önemli olduğunu anlatan çok güzel bir söz bence. Ve Kaşgarlı Mahmut, 1008-1075. Türk dilini iyi öğreniniz.
Çünkü onların, yani Türklerin egemenlikleri uzun sürecek. Divan-ı Lügat-ı Türk. Ne kadar anlamlı değil mi? Dil ne kadar iyi korunur, geliştirilirse o kadar etkili olur. Ne? Edebiyat, sanat, sosyal hayat. O yüzden dilin önemi ta 1070'li yıllarda bile o zamanın önemli kişileri tarafından önemli belirtilmiş. Türk dilini çok iyi kullanan ozanlar, aşıklar, şairler. Bunlardan bir tanesi de elbette Karacaoğlan. Evrensel bir ozan. İndim, seyran ettim Frengistan'ı. Elleri var, bizim ele benzemez. Güzelleri türkü söyler, çağırır. Dilleri var, bizim dile benzemez demiş. Ne kadar da güzel söylemiş. Ulu Önder Atatürk de Türk dilini korumayla ilgili, Türk harfleriyle ilgili, Türkçe ile ilgili pek çok eser yapmış, pek çok çalışma yapmış, inkılaplar yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında Türk dili ile ilgili yapılan çalışmalar son derece önemlidir. Ve hemen buradaki sözü paylaşmak istiyorum. Ülkesinin yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyundurundan kurtarmalıdır. Özetle dilimizi her zaman yabancı kelimelerden uzak tutmalıyız ve geliştirmeliyiz. Ermenek'le ilgili bir diğer önemli detay, Oğuzların Malazgirt Savaşı'ndan 50-60 yıl öncesinde Ermenek ve çevresinde yaşam sürmüş olmalarıdır ve bugün hala Ermeni'nin belli bölgelerinde Oğuz lehçesi kullanılmaktadır. Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesindeyiz şimdi de. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Süleyman Armut, Balbusan Köyü sakinlerindenim. Peki, Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesiyle ilgili konuşmak istiyorum. 5 tane mezar olduğu bilgisi var içeride. 5 tane mezar, birinci mezar Karaman Bey'e ait, ikinci mezar Karamanoğlu Mehmet Bey'e, üçüncü Mahmut Bey'e ait. Girdiğiniz zaman sol taraftaki iki mezarda birisi Karaman Bey'in eşi, biri de Mahmut Bey'in eşi. Karamanoğlu Mehmet Bey'in evli olmadığı söylenir. Tarihlerde onunla evli olduğuna dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Karamanoğulları'nın burada kuruluşunu ben size şöyle bir kısaca bir aktarayım. Lütfen. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında buraya gelen Türkler, geldikleri zaman burada
Ermeni ve Rum nüfusu fazla. Ermeni ve Rum nüfusu fazla olunca buraya gelen, sızan Türklere baskı yapıyorlar. Buraya gelen Türkler zamanın sultanına şikayette bulunur, Selçuklu sultanına. Sultanım, bize falan bölgedeki Ermeni ve Rumlar ezgi yapıyor, baskı yapıyor diye. Bunun üzerine o zamanlarda bu Karaman Bey'in de babası Nure Sofu, Selçuklularda Uç Bey'i. Şimdiki ordu komutanı veya Tugay komutanı anlamında bir birliğin başında. Selçuklu Sultanı Nure Sofu'yu görevlendirip burayı Ermeni ve Rumlardan temizler. O dönemde de 1228 yıllarında da beylikler dönemi başlar. Tabi beylikler dönemi başlayınca herkes nüfuzunun yoğun olduğu bölgelerde beyliğini kurar. O zaman Nure Sofu'nun oğlu Karaman Bey de biraz yetişmiştir. Burada kendi beyliğini kurar. Karaman oğulları beyliğinin kuruluşu bu zaman arası 1228'dir. 1302'de de buradan Ermeni'ye taşınırlar. Bura aşağı yukarı Karamanoğulları Beyliği 250-300 sene devletlik yapmış, adına para bastırmış. Başlarından 21 tane bey gelmiş geçmiştir. İlk bey, kurucu bey Karaman Bey, Mehmet Bey ünlü Türk dil fermanıyla tarihlerde öne geçer. Evet. Son bey de Pir Ahmet'tir. 1400'lü yıllarda Osmanlı Devleti, Osmanlı Beyliği büyür, devlet olur. Artık daha da genişlemeye başladığında derler ki zaten zamanı hep beylikler kurulduktan sonra tüm savaşla geçmiş günleri. Osmanlılarla savaşırlar. Osmanlı Devleti güçlenince Fatih emreder Gedi Ahmet Paşa'ya. Git Karamanoğullarını yok et, dağıtasın diye, ayak bağı olmaktan kurtulalım demiş. Bunun üzerine Gedi Ahmet Paşa gelir. Burada bütün bura Ermeniye taşınıncaya kadar bura 80 yıl, 90 yıl bura başkentlik yapmış Karamanoğlu'na. Burada daha çok imareler var, yapılar var. Gedi Ahmet gelir, bütün imareleri, hanları, fırınları, yapıları tümünü yıkar. Mezara saygıdan dolayı sadece türbeyi yıkmaz. Türbe yıkılmadan ayakta kalmış. 2000 yılına kadar ayaktaydı. 2000 yılında restore edildi. Son şekli de şu anda. Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından restore edildi. 2000 yıla kadar ayaktaydı yani, yıkılmamıştı. Bunların katledilişini ben bizim şeye benzetirim. Mesela bizim Çanakkale şehitlerine. Mehmet Akif'in bir şiiri var. Bu Boğaz Harbi nedir? Var mı dünyada yeşil? Ölü püskürtmede yer, ölü indirmede gök. Top tüfekten daha çok güleyen mermilerdir. Bunun gibi, bu savaşı görmeyen veyahut da görenden duymayan bu şiiri böyle yazamaz. Yani böyle bir şiddeti? Böyle bir şiddetin olduğunu Aşık Muslu Karamanoğulların katledişini böyle anlatır. Gedi Ahmet geldi, otağı kuruldu. Boyunlara kalın zincir vuruldu. Pir Ahmet'e sorgu sual soruldu. Etme paşam, elden say bizidir. Kalelerden yeşil bayrak söküldü. Bütün evler barklar yıkıldı, çoluk çocuk sokaklara döküldü. Etme paşam, elden say bizidir. Aşık Muslu'dan bunu, İbn-i Bibi'den veyahut da Şikari tarihinden alınıyor bunlar. İşte daha sonra dediğim gibi Karamanoğulları Bulgaristan, Trakya, Makedonya, Karadeniz'in kuzeyi, Kıbrıs dağıtılıyor. Ama dağıtma amaçlı, ama oraları da Türkleştirme amaçlı. Benim Karamanoğullar hakkında vereceğim bilgi bu kadar şimdilik. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. 1277 Türk Dili Fermanı Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından bu ferman yayınlanır ve Türkçenin Arapça ve Farsçadan ayrılması gerektiğini, korunması gerektiğini bu fermanla Türkçenin resmi dil olduğu ilan edilmiş olur. Şu anda biz Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesindeyiz. Şimdi seyrimize kaldığımız yerden devam edelim.
Herkese merhabalar. Şu anda Ermenek'te bulunan Gökçeseki Kaya Mezarları ya da diğer deyişle Philadelphia Antik Ören Kenti'ndeyiz. Şimdi hep birlikte burada yakaladığımız güzellikleri ekranlara taşıyacağız. Burada 2015 yılında başlatılan kazı çalışmalarında çok sayıda laik mezar ortaya çıkardı. Milattan sonra 38 yılında Philadelphia'nın da yer aldığı dağlık Kilikya ile Latonya bölgesinin bir kısmı Roma İmparatoru Caligula tarafından Komojene Kralı 4. Antiochos ve eşine hediye edilmiş. Kentin ismiyle ilişkilendirilen bir diğer hikaye ise İskender'in valisinin eşinin isminin Philadelphia olduğu ve bu kenti eşine armağan ettiği yönünde. Antioches, Germanicopolis yani Ermenek ve Philadelphia bir diğer deyişle Gökseki kentlerini birlikte kurmuş. Çok farklı çeşitlilikli light mezarlar var. Üzerindeki kabartmalar çok ilginç. Bunlardan sağlam olarak bugüne gelebilmiş birinin hemen önündeyim. Üzerindeki kabartmalar üzüm salkımı var. Bir tane yonca figürü. Yonca'nın dini inanç merkezlerinde çok kullanılan bir figür olduğunu daha önceki bölümlerimizde paylaşmıştık. Ve burada ilk defa gördüğüm bir diğer kabartma. Sanki Meryem Ana gibi bir tasvir gibi geldi bana. Hemen altta bir takım yazılar var. Muhtemelen bu mezarda yatan kişinin isminin yazdığı yazılar bunlar. Ve her layetin üzerinde çok farklı kabartmalar var. Daha önce hiçbir öğren yerinde görmediğim cinsten. En solda bir kadın tasviri yapılmış ve kucağında bir çocuk. Hemen yanında imparator olduğunu düşündüğüm bir kabartma var. Ve yine sağında asker olabilir ya da ailesinden birisi olabilir. Ve bir takım yazılar var. Tabi yazıların ne olduğunu bilemiyoruz. Ama bu kadın ve çocuk figürü bana şöyle bir şey çağrıştırdı. Okuduğum kaynaklara göre burası sağlık merkezi olarak da kullanılmış döneminde. Ve burada yapılan kazı çalışmaları sonucunda pek çok ameliyat malzemesine ulaşıldığı idi. Sanırım bu da onunla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Şimdi diğer mezarları keşfetmek için devam ediyoruz. Şu an önünde durmakta olduğum mezar ise biraz daha farklı. Sanki anıt mezar gibi iki katlı, altında bir boşluk var ve biraz daha görkemli. Bu ne demek? Mezarda yatan kişi ne kadar nüfuzluysa, ne kadar zenginse mezarı da bir o kadar görkemli oluyor. Daha fazla kabartma, daha fazla işçilik, daha fazla taş. Kısacası mezarda bile zengin yoksul belli oluyor. Hey
Her iki yamaçta kaya mezarlarla dolu ve hepsinin şekli farklı. Bunlardan bazıları az önce Lahit mezarlarda olduğu gibi işçiliği ve yapısı biraz daha farklı. Sanırım buradaki mantık da aynı kaya mezarlarda da. Eğer ölen kişi biraz daha nüfuslu bir kişi ise yapılan mezarda bir o kadar daha böyle havalı, zengin görünümlü oluyor. Bunu burada da görebiliyoruz. Spatula, sonda, ilaç tüpü, ameliyat malzemeleri olmak üzere yaklaşık 600 çeşit ameliyat malzemesi ve sağlık gereci açığa çıkarılmış buradaki yapılan kazı çalışmalarından. Bu da döneminde burada çok büyük bir sağlık merkezi olduğunun kanıtlarından birisi. Şu anda bizim ekranlara taşıdığımız görüntülerde mezar bölümleri, kaya mezarları bölümleri daha çok yoğunlukta. Şimdi genel anlamda kaya mezarlarla ilgili bilgiler aktarmaya devam edelim. Şu anda yanında bulunduğum yapı da bir kaya mezar. Gönül isterdi ki bunu ilk haliyle ekranlara taşıyalım ama ne yazık ki pek çok ören yerinde gördüğümüz gibi burada da patlatmışlar define avcıları ve hepimizin geleceğini aslında burada ihanet etmişler. Kalan kısımlarıyla ilgili yorumlarımı paylaşacağım. Bu da bir kaya mezar. Tabii biraz daha büyük bir kaya mezar. Muhtemelen aile mezarı. Çünkü içerisinde iki tane mezar bölümü var. Üzerindeki simgeleri anlamaya çalışıyorum. Burada yine bir yonca figürü var. Demek ki burası bir inanç merkeziydi. Ya da burada yatan kişi dinle alakalı bir kişiydi. Taşın bir tarafı kopmuş ama aslan yelesi hissi verdi bana. Keşke kopmasaydı, bütün olarak görseydik de bunları sizlere aktarabilseydik diye düşünüyorum. Philadelphia antik ören kentini ekranlara taşımaya çalıştık. Burada devam eden kazı çalışmaları var. Temennimiz bir an önce bu kazı çalışmalarının sonlandırılması ve bizim bu güzel şehri tüm detaylarıyla gözlemleyip ekranlara taşıyabilmemiz yönünde. Şimdi seyrimize kaldığımız yerden devam edelim. Thank you.
Seyir Alem programında sonuna geldik. Sizler için Ermenek rotası yaptık bugün. Gezdik, gördük Ermeni'nin tarihi yerlerini, doğal güzelliklerini, farklı lezzetlerini ekranlara taşımaya çalıştık. Misafirperverlikleri için Ermenek halkına teşekkür ederiz. Bir teşekkür de programın yapımında ve yayınında emeği geçenlere olsun. Farklı hikayelerde, yepyeni mekanlarda, farklı lezzetlerde buluşabilmek dileğiyle sağlık, mutluluk ve esenlikle kalın. Hoşçakalın.